getirdiği bazı yenilikler de var. Şimdi bu konuda bir haberimiz var. Türk Ticaret Kanunu'nun belki diğer unsurları diyebileceğimiz noktalarını içeren bu haberimizi izliyoruz. Daha sonra sohbetimize devam edeceğiz. Yaratıcılıkta sınır tanımayan bu kamyon yazıları artık tarih oluyor. Bundan sonra göremeyeceğiz. Çünkü cezayı yedikçe kamyoncu bir seferden aldığı paradan daha çok ceza gelince aman bunu sildireyim diyecek. Şehirler arası otobüslere de yeni düzenleme geliyor. Lahmacun, sarımsaklı, soğanlı bir takım böyle yiyecekler otobüslerde yenilemeyecek. Dolayısıyla gürültü olayında da aynı şekilde belli saatten sonra otobüslerde gürültülü müzikler çalınamayacak. 11 Ankara var mı? 11 Ankara! Ayrıca otobüslerde horoz, tavuk gibi canlılar taşınmayacak. Kurallara uymayanları ise cezalar bekliyor. İdari para cezası olarak getiriliyor. Adli para cezası değil. Tutar olarak değişiyor. Kiminde 72 lira, kiminde 1062 lira. Her birine göre değişiyor. Limited şirket kurmak için 2, anonim şirket için 5 ortak şartı artık aranmayacak. Ne yapıyordu kişiler? Birden fazla kişiye ihtiyaç oluşması bir anonim şirket kurmaya kalktığı zaman 4 kişiye %1'er hisse vererekten dolduruyordu. Bu ortadan kalktı. Bu son derece desteklenecek olan bir boyut. Yeni kanunla şirketleri denetleme etkisi serbest muhasebecilerden alındı. Denetimleri artık yeminli mali müşavirler yapacak. Muhasebeciler bu duruma tepkili. 3568'e göre çalışan serbest muhasebeci mali müşavir olarak şu anda haklarımızın gasp edildiği düşüncesindeyiz. Bize daha önceden çıkan kanuna göre bu haklar denetim yetkisi bize tanınmıştı.